Evet, şimdi de ikinci maçı çekiyoruz. Günün ikinci maçını 29 Ocak 2024 tarihinde playoff'ların üçüncüsü oynanıyor. Gaziantep ve Sincan Belediyespor arasındaki zorlu playoff mücadelesi üçüncü maç olarak başladı. İlk iki maçta puan olmayan Sincan Belediyesi şansını sürdürmek için bugün mutlaka galip gelmek zorunda. İki puan olan Gazi Eğitim'le karşı karşıya. İki takıma da yürekten başarılar diliyorum. İlk atak Gazi'de kırmızı ağırlıklı formayla oynayan takım Sincan Belediyespor. Noktadan ceza sahasının çizgisinin hemen yanından. Uzaklaştıramadı bir türlü, top ceza sahasından önünde buldu, bir kişiyi geçti, düzeltti ve zaten çok yakın 2-3 metreden gol kuruluşunu yapmak çok da zor değildi. 1-0 Gaziantep Sincan Belediyespor karşısında öne geçti. Var. Çok bir şey yok tabii.
şu anda. Çaprazdan Eji ile karşı karşıya kaldı, bir uzun bir topla ama olmayınca olmuyor. Evet, gol atmak isterdim. Evet, onun arada şey gibi oynuyor Gazi Eğitim'deki. Yunus, uğurlar olsun, tebrikler. Şey maçlar izlenmiyor. Birinci amatör. Bunlara gitmeyeceğim. Yok, izlenmeyeceğim. Onlara gitmeyeceğim artık. Ha, yakın olduğu için dün gittim. Bizim maçı izlemiş mi KK maçı? Hmm, çok iyi. O 25 saat miydi? Orta. Evet. İddiasını sürdürebilmesi için Sincan Belediyespor'un bugün kazanması gerekiyor. Beraberlik dahi yetmez son iki maça. Yukarı çıkıyorum hocam. Tamam, görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Savunma oldukça dikkatli. İyi bir degaj kullandı Gazi Eğitim'in. Topa hızlı bir şekilde vurdu ama avuta gitti. Evet, golü yaklaştı yine Gazi Eğitim. Pozisyonu.
Evet, 6 numaralı oyuncu. Evet, 3 dakika verildi. Uzatmanın 1.5 dakikası geçti. 1-0'da üstünlüğü var. Gaziantep'in playoff mücadelesinde Sincan Belediyespor karşısında ceza sahasına gönderilen top. Son kontrolünü de yaptı ve müsabakayı bitirdi. İlk kere Gaziantep'in 1-0'lık Sincan Belediyespor karşısında üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet, ilk kere Gaziantep'in 1-0'lık üstünlüğüyle Sincan Belediyespor karşısında üstünlüğüyle sonuçlandı. Playoff mücadelesinde gruplarında ilk 4'ü 4'te yer alan takım Türkiye Şampiyonası'nda Ankara'yı temsil edecek. Bu 17 olarak Sincan Belediyespor maça almak zorunda. İddiasını sürdürebilmek için şöyle ortada. Sakin bir vuruş yapsa işte bile de bir gol. 2-0'lık üstünlüğü yakalayacaktı Gaziantep. Evet, vuruş. Evet, gol. Pardon. Vuruş ve gol. Evet, oradaki hatayı iyi değerlendirdi Gaziantep oyuncu. Skoru 2-0'a taşıdı. Oldu. İkinci yarının 4. dakikasında geldi gol. Orta kaleci. Kaleci son anda kararını yaşandı. Evet. Çok zor pozisyonda. O anda kalecinin başarılı bir müdahaleyle golü izin vermedi Gaziantep'in kalecisi. Şimdi köşe vuruşu. Sincan Belediyespor köşe vuruşunu kullanmakta. Bugünün ilk maçı 1-1 Atletik ve GSM arasında. Ankara GSM, Ankara Atletik 1-1 bitti ve puanlarını 5'e çıkardılar. Orta 3 maçta inşallah playoff mücadelesi 3. hafta 3 maçı da Spor Tabela tarafından yayınlanacak akşam. Sure.
arasında kalabalık. Evet, orada bomboş. Evet, olmadı. Evet, bomboş kaleci. Kaleci çok yakın bir pozisyondaydı. Kalecinin hemen yanından 3. gole yaklaştı Ankara Gazi Eğitim. Ters buluş vurdu ki, evet, harika buluş gerçekten. 3-0 oldu scout alayla. Evet, sevincini hocalarıyla ortak olmak için hemen oraya doğru koştu. Bu sevinç 3-0. Bir dakika önce de şu an serbest vuruş kullanıyor bu pozisyonun öncesinde. Çift sarıdan ikinci çift sarıdan kırmızı kart gören Sincan Belediyespor'lu oyuncu ihraç oldu. Şimdi son 20 dakika 10 kişi mücadele edecek Sincan Belediyespor. Thank you.
Penaltı noktasını gösterdi. Evet, penaltı noktasını gösterirken Gaziantep penaltı atışı kazandı. Evet, dördüncü güne yaklaştı. Şu an Gaziantep penaltı atışını kullanacak. Kaptan yalnızca topun başına vurdu ve gol. Çok rahat bir gol vuruşu. Kaleci, evet, vuruş da çok güzel. Kaleci de estetik açıdan güzel kurtarış yaptı. Sincan Belediyespor kalecisi. Evet, offside yok, offside yok. Pozisyonu da kaybetti ama evet, döndü sırtında. Çok rahat bir futbol. 4-0'lık bir avantaj. Evet. Evet, aynen. Aha gol, aha gol. Yine deliğinden attı orada. Evet, çok denedi, çok denedi. Sonradan giren oyuncu 5. golü imza attı. Zeytin 6'da skoru 5-0'a taşıdı. Bazıları arkadaşlar çekiyor hemen kapatıyorlar videoyu. Ben sonuna kadar devam ederim. Çünkü arkadaşlarla sevinmeleri, hocalarıyla falan. Doğru mu? Şunu göremedim, bilmiyorum. Tam kaleci kaleci atışını kullanacaktı. Kullandı, rakibini vurdu, ben anlayamadım. Seyircilere de sordum ama tam olarak olayı çözümleyemedim ama penaltı atışını kullanacak. Sincan kolu bir boş ve 5-1 oldu. Skor tabanı. Bravo!
Sağ ol. Evet, müsabakayı 5-1 Gaziantep kazandı. Bursal akşam açar mısın? İnşallah.